Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle simbiyotik ördeğe karşı dövüşeceğiz. Öncesinde Howard hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ördek Howard arkadaşlar, Duckworld isminde bir gezegende dünyaya gelir arkadaşlar. Tak isminde arkadaşlar bir büyücünün, iblisin daha doğrusu, büyü yapması sonucu kendini bir anda Amerika'da bulur. Artık dünyada olan Howard diğer karakterlerle birleşip Tak'ı yenerler arkadaşlar. Bunlardan birisi de Deadpool. Deadpool'la bir kaza sonucunda arkadaşlar birleşmişlerdir. Ama biz Deadpool'la birleşmesini beklerken oyunda bir anda simbiyotik ördek olarak karşımıza çıktı. Venom filmini izleyenler arkadaşlar simbiyotikin nasıl bir parazit, daha doğrusu nasıl bir varlık olduğunu görebilirler arkadaşlar. İnsan vücuduna gördüğünüz gibi giriyor bu şekilde. Kendini o şekilde besliyor. Yani insan vücudunda hareket ediyor. Asıl konumuza gelecek olursak arkadaşlar, Ördek Howard'ın normalde de bir özelliği yoktur. Ancak dünyada arkadaşlar şöyle söyleyelim, gizemli güçleri var. Ama bunlara dair bazen ipuçları da veriyormuş. Filmini izlemedim daha önce ama Venom filmini izledim. Venom filminde arkadaşlar Venom Eddie Brock'un vücuduna girerek onunla birlikte ortaklaşa hareket ediyorlar. Güzel bir komediye dayalı bir film de olmuş diyebilirim arkadaşlar. Bu videomda arkadaşlar simbiyotik ördeğe karşı dövüşeceğim. Sizlere bir bakıma taktik de vereceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl dövüşeceğiz. Bakalım, şu anda şeye girdik. Sille karası olan şeye girdik arkadaşlar. Kingpin'e dalıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna da aşık oldum ya. Yemin ediyorum şu simbiyota da aşık oldum. Bir yıldızlı 10.510 prestiji var gördüğünüz gibi. Felaket dövüşüyor arkadaşlar. Yani siper yaptığınız zaman pasif bir şey kazanıyor arkadaşlar. İsabet özelliği kazanıyor. Gördüğünüz gibi çabuk da gitmiyor o isabet özelliği. Evet, ölmedi. Nalet kaçış. Evet, şimdi bir darbemizle indi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siper yaptığınız anda pasif bir isabet özelliği kazanıyor. İsabet üstüne dövüşüyor. Kanama veriyor dövüşürken. Genellikle Carnage'a benzettim. İkinci skill'i de zaten Carnage gibi atıyor arkadaşlar. Carnage'ı biliyorsunuz. Örümceğin simbiyot, daha doğrusu örümceğin birçok simbiyotik şeyi, karakteri olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Simbiyotik bir sürü özelliği var. Zaten örümcek bir sürü yani. Miles Morales, ondan sonra simbiyot örümcek falan filan doldurmuşlar. Yani oyunda 4-5 çeşit örümcek çeşidi var arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi dövüşüyoruz. Sille Karosu'na karşı şu anda bir özellik yenilemediler. Kendisine vereceğim herhangi bir olumsuz etki karşısında arkadaşlar can basıyor. Siper yaparsam mesela şu anda evet, Ultron arkadaşlar gördüğünüz gibi düz vuruşlarda 5000 vuruyor Kaptan Marvel. Geçen videoda da kopyalamıştım. Ben bu kadınla arkadaşlar çok yer geçtim. Yani bana çok faydası oldu, onu söyleyebilirim. Kötü karakter değil hiçbir şekilde. Kızıl Hulk'u soran olmuştu. Arkadaşlar Kızıl Hulk mükemmel bir karakter. Yakma böyle yakma özelliği var arkadaşlar. Birinci skill attıkça 10 adet yakma yükü biriktiriyor arkadaşlar. Derin yaraları mesela ustalık vererek o karakterin daha fazla hasar vermesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde diyelim, derin yaraları 2-3 yaptığınızda, yani derin yaralar dememin sebebi şu. Yakma özelliği arttıkça Kızıl Hulk'un vurduğu zaman saldırıda verdiği hasar harici alttan da bir hasar veriyor arkadaşlar. Yakma hasarı. Bu da derin yaralara giriyor arkadaşlar. Derin yaraları ustalık vererek onun hasar verme şeyini de artırabilirsiniz. Hasar verme ölçütünü de artırabilirsiniz arkadaşlar. Konuşamıyorum. Niyeyse dilim damağım kurudu. Bir su mu içsem? Ne yapsam ya? Dövmeye devam ediyoruz. Sille Karosu olan yola girdik. Evet, daha bak demeye kalmadı. Kızıl Hulk çıktı arkadaşlar. Pasif bir, gördüğünüz gibi biraz sonra şimdi savaştığım zaman bunu hemen simbiyotla girelim. Simbiyot. Davet edilmiş simbiyotla girelim. İnşallah bunu da elimizden almazlar. Vallahi süper dövüşüyor. Gördüğünüz gibi 3 adet pasif bir yakma yükü biriktirdi arkadaşlar. 5 oldu. Attığınız darbeyle orantılı olarak arkadaşlar bu artıyor. Şimdi bize bir iki darbe vursun. Görelim arkadaşlar ne kadar canımızın gittiğini. İzin verelim mi? Birkaç darbe vursun bize. Evet, kaçış. Evet, gördüğünüz gibi alttan nasıl canım gidiyor? 1300 artı bu kendi vuruş darbesiyle birlikte arkadaşlar. Evet, ve kestik onu da.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kızılhulk da mükemmel bir karakter. Elinizde bilim karakteri varsa bence diğer Hulk'tan daha iyi bana göre. Yakma özelliği var bir kere. 10 yük yakma özelliği biriktirdiğiniz zaman bayağı bir hasar verici şekilde dövüşebiliyorsunuz Kızılhulk'la. Bu videomda arkadaşlar simbiyot ördeğe karşı dövüşeceğiz. Size basit bir taktik göstereceğim simbiyot ördekle nasıl dövüşülmesi gerektiği hakkında. Zaten bu Venom filmi bayağı böyle 10 üzerinden bana göre 6 falan verebilirim. Güzel olmuş. Venom filminde hatta bir de Riot var arkadaşlar. Riot'ı oyuna getirseler süper olur. Ulan bundan 3. skill yiyeceğiz. Ha bak belli. Atmıyor ya. Çıldırtıyor bak işte at. At dersin ya, atmaz. Atmaz. O yüzden knockout olalım bence. Yeter vallahi bak. Vurmuyorum ha. Aha. Aha da yedik bozmayı. Canımız gidiyor bak. Bak çıldırtacaksın bize ha. Hah, al 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 al, sen bunu istiyorsun. O Allah cezanı vermesin. Hiç hasar bile veremedik ya. Oy oy. Güle güle. Gambit. Gambit de Gambit. Baş belası ha resmen. Normalde Gambit'in arkadaşlar bu fiziksel direnç özelliği %75 canı kaldığı zaman gidiyordu. Şu anda oyunda baktığın zaman fiziksel direnci oyun boyunca var. Yani kanama riskini azaltıyor arkadaşlar. Aynı zamanda vücuduna daha sağlamlık veriyor. Yani defansif özellikleri artıyor bu bakımdan Gambit'in. Star-Lord'la onunla ifadesini aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Beşer beşer enerjiyle gideceğim. Gerek yok bence hiç şeyi kullanmaya, tam enerjiyi kullanmaya. Bu arada rozetlerimizi de açtık. Neler çıktı? Onun da videosunu atacağım. Kaç kredi çıktı? Şeyi alacaktım. Nedir onun ismi? 5 yıldız Vision'ı alacaktım arkadaşlar. 10.000 olmadı. Yalan yok. 10.000 olmadı. Ama alacaktım o Vision'ı. Kafama koymuştum. 10.000 olmayınca geri bir düşününce vazgeçtim. Onun yerine arenaya gelen güzel bir karakteri, kredileri de kullanarak alabilirim 5 yıldız. Mesela Hyperion gelirse arkadaşlar onu almayı düşünüyorum. Kredi kullanarak. Bir 35-40 milyona gelir diye tahmini. Ulan bir de 40 milyon yapıyorum. Kredileri kullanıyorum. Gelmiyormuş düşünsenize. Ya da Blade gelirse diye. Blade'i de arenadan kasabilirim. Ama köpek gibi kasacaklar. Onu tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet, seni de mevta edelim. 25k vurdu gördüğünüz gibi. Evet, asıl konumuz olan ördek Venom'a karşı dövüşelim arkadaşlar. Simbiyotik ördek diyorum ben buna. Nasıl dövüşeceğiz? Hemen gösterelim. Knockout da olabilirim. Çünkü niye? Şu diğer simbiyot karakter var ya, davet edilmiş. Onunla dövüşeceğim bir de. Nasıl dövüştüğünü görmek istiyorum bu ördek Venom'a karşı. Evet, dolduralım güç barını. Gidin böyle arkadaşlar. Biraz da dövelim ki katlanarak vursun. Star-Lord'un özelliğini biliyorsunuz zaten. Vurdukça saldırısı artar, katlanarak devam eden bir karakter. Evet, atalım hemen 3. skill'i. Birkaç darbe daha mı vursak, ne yapsak? Evet, vuralım. Evet, bence vuralım biraz daha. Yani ki sağlam bir skill atsın. Evet, yani bekleyin arkadaşlar. Zaten güç barı doluyor. Evet, %20 ek hasar da veriyoruz. Çok canı gitmeyecek tahminimce. Zaten knockout etmeyeceğim. Knockout etmeyeceğim. Çünkü niye? Simbiyot var ya, davet edilmiş. Onunla dövüşeceğim. Birinci skill'e engellenemez. Abi ne etmişler bu ördeki orta ya? Çok çirkin olmuş. Bakar mısınız şuna? Lan. Canavara benziyor. Yutmuş ördeki orta. Zaten düşünmüşler. Herhalde çok düşünmüşler. Nasıl bir karakter yapalım diye. Evet. Bir ek hasar daha verelim. Götürebildiğimiz kadar canını götürelim. Ondan sonra işi davet edilmiş simbiyota bırakalım arkadaşlar. Evet. Böyle bir enerjim düştü lan sanki. İyileşme engelini de verdik. Bekleyin ya. Blokta bekleyin. Evet. Hop. Şimdi bize bir iki tane vursun da. Aha. Ahanda yedik. Oba. Öldür bize.
Öldür onu. Neyse. Aklıma ne geldi ya, Allah Allah. Evet. Simbiyotla girelim şimdi. Gördüğünüz gibi canımız da az ama ona taciz edeceğiz. Hiç fark etmez çünkü. Evet, mükemmel kanatıyor. Gördüğünüz gibi 4 kanama, 5 kanama, 6, 7 kanama. Uçuşa geçti resmen şu anda simbiyot. Evet, bir de birinci skill'i atalım mı buna? Çat çat çat. İşte video bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.